alkışlarınız Haluk Saçaklı geliyor. Buyurun Haluk Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Bugün... Ayakta. Siz sporcu adamsınız, oturmak yok. Ben kitabınızı gösterdim. Hoşuma gitti. Bu tarafında zayıflarken mutlu olun, bu tarafında ise zayıflarken ölmeyin diye yazıyor. Evet. Enteresan. Kötü yanı siyah ve kırmızı. Siyah ve kırmızı. Peki, bugün neler yapacağız sizle? Bugün egzersizin önemini, daha öncelikle bir beslenme üzerine bir sohbet yaparız. Sonra evet, ama bu egzersiz izleyicilerin yapabileceği bir egzersiz değil mi? Öyle hani egzersiz deyince ben, 30 kilolar kaldırıp falan öyle bir egzersiz olmayacak. Derim, sporu sporcular yapar, biz sağlık için egzersiz yapacağız. Sporla egzersiz arasında çok fark var ama egzersiz yapıyorum diye fiziksel hareketleri asla göz ardı etmeyeceğiz. Hepimiz sağlık için bir adım sayar. Yani pedometre belimizde ya da cebimizde olacak, günde 10 bin adım atacağız. Fiziksel hareketleri de atılmaz zannetmeyin. Zaman, atılıyor. 10 bin atılmaz adım. Olur atılıyor. Mu? Atılıyor tabii ki. Son anda dans edin, hoplayın, zıplayın. Evde yapabileceğiniz, illa Ender hocamın söylediği gibi bir spor salonuna gidin diye bir zorunluluk yok. Evde, doğada, parkta, sahilde yapabileceğiniz bir takım aktiviteler var. Onları yani bu programda bizi seyreden Anadolu'daki, Trakya'daki, köydeki, şehirdeki herkes sizin öğreteceğiniz egzersizlerle vücudunu sıkılaştırabilecek, güzelleştirebilecek. Harika, biz de bunu istiyoruz zaten. Her zaman bu fırsat olmaz. Söz Haluk Saçaklı'da. Bize öyle egzersizler öğretecek ki, öyle uçuk kaçık egzersizler değil. Evde yapabileceğiniz, herkesin yapabileceği egzersizler. İlk önce soruyu sorayım mı? Kimler egzersiz yapmasın? Yani kimler oradan başlayalım. Egzersiz yapmasın. Sağlıklı olan herkes egzersiz yapacak. İki bacağımız gövdemizi taşıdığı sürece egzersiz yaşamımızın bir parçası olacak. Sağlığı kötü olanlar spor yapmayacak ama egzersiz yapabilme açısından her türlü olanaklar karşısında olabilecek. Yani iki bacağı egzersiz üstünde durabilen herkes egzersiz yapabilir. Ama harika. Spor değil. Tabii spor sporu değil. Sporcular yapar. Egzersiz yapmadığımız zaman ister kilo denetimde olsun, isterse kaliteli ve sağlıklı yaşamda olsun başımıza bir sürü tehlikeler gelecek. Onu seveceğiz. Ona aşık olacağız. O hayatta en büyük dostunuz olacak. Neden egzersiz yapamıyor Türk toplumu? Neden tembeliz biz? Veya nasıl motive ederiz? Bence ilk önce o şeyi kırmak lazım. Her gün düzenli egzersiz yapan var mı aranızda her gün? Yani yazıklar olsun. Koskoca 30-40 kişide 2-3 kişi yani. Düşünün ki bizim izleyicimiz bir de hani standartın üstü de bir ama izleyici. Türkiye'nin geneli bu zaten. %3, %5'e geçmiyor. Ya cam silerken egzersiz yapıyorsunuz. Evet. Cam silmekle kusura bakma da vücut sıkılaşmaz. Egzersiz değil, o fiziksel hareketlilik. O da olacak ama egzersiz olmadığı zaman uygulamaları geçmeden önce çok önemli mesajlar vermek istiyorum. Bir kere sizi ölümden kurtaracak olan şu damar yaşlanmasıdır. Her gün vücudumuzu temizleriz. Vücudunuzu temizlemediğiniz zaman bir hafta temizlemeseniz de ölmezsiniz ama kokarız. Haftada 3 ya da 5 sıklıkla şu damarları yıkamıyor isek ölüm hızla bize geliyor demektir. Nasıl yıkacağız çok bu damarları? Kalp dakikada 5 litre kan pompalıyor. Bu 5 litre kanın görevi belli. Daha az pompaladığı zaman sağlığımız elden gider. Biz egzersiz yapacağız ki tempolu yürüdüğünüz zaman dakikada 10-12 litre kan pompalıyor. O 5 litrenin üzerindeki bütün kanlar damarları tertemiz yıkamış oluyor. O tarafa doğru. Evet. Yine egzersiz, son yapılan bilimsel çalışmalarda egzersiz yapmayan insanlar sabahleyin stretching yapmadan, gerin hareketleri yapmadan ayağınızı yere basıyorsanız her türlü kalp krizi riskinin de arttığı ortaya sizin çıktı. Sizin şimdi hoşlandığım bir şeyiniz vardı. Yataktan nasıl kalkmalıyız? Esasında güne sağlıklı başlama öyle başlıyor. Burada bir gösterebilir miyiz? Yataktan nasıl kalkmalıyız? Haluk Saçaklı'nın daha önce benim televizyon programa konuk olmuştu. Hani yataktan kalkmasını da bilmiyoruz aslında. Bir gösterebilir miyiz? Yataktan nasıl kalk? Yani uyanınca nasıl yataktan kalkacağınız çok önemli, biliyor musunuz? Öncelikle nasıl yatacağız? Aman oturun, oturun. Bir dakikadır ayaktasınız. Evet. 3 kalori harcadınız. Yani üzülüyorum size. Hemen oturun. Evet. Bel ağrısı çekenler sırt üstü kesinlikle yatmasınlar. Genellikle yüzük oyunda yatmasınlar. Yüzük oyun yattığımız zaman da yine omurlar arası açı daraldığı için sinir uçları sıkışacağından dolayı kaliteli uyuyamayız ve ortopedik rahatsızlara neden olur. Bel ağrısı olanlar sırt üstü veya yüzük oyun yatmayacak. En iyi yatma ana rahminde yatar gibi
bu tarafa dizleri toparlıyorum. Çok beliniz ağrıdığı zamanlar şu iki tarafa küçük bir yastık koymanızı istiyoruz. Sola mı sağa mı yatacağız? Solda kalp olduğu için... Hamilelere de öyle önerirler. Evet. Son aylara doğru iki bacağın arasına bir yastık koymayı önerirler hamilelere de. Bu şekilde en rahat omurga açıları daralmamış oluyor. Sol mu sağ mı? Solda kalp olduğu için sağ tarafa yatmak daha da sağlıklı. Yani sağ yana doğru dizler hafif. Evet. Aynı, esasında ana rahmindeki cenin pozisyonu gibi. Şu pozisyon. Evet. Eşinizle problem çıkabilir. O zaman bir gece sol bir gece sağ yer değiştirirsiniz. Güzel. Sabahleyin uyandık. Hemen sırt üstü dönüyorum. Uyurken kan bu iç organlara toplanıyor. Çünkü yaşam burada. Kol ve bacaktan çekilir. Bazen eliniz yastığın altında kalır. Bir anda küt diye düşebilir. Şimdi bu kanın her yere sağ olun hocam. Gitmesini sağlamak istiyorsanız uyandım. Saatin zili çaldı. İlk önce iki ayağımı uzatıyorum. Parmak uçlarımı şöyle bir kedi gerilmesi gibi omurgayı iyice açıyorum. Daha yataktan kalkmadan, yataktayken geriye doğru... Evet. Omurlar arası su çekildiği için bu şekilde daralmaları engellemiş oluyoruz. 10-12 saniye gerildim. Nefesi yavaş yana bırakıyorum. Evet. Sonra bacak kaslarımı germeye başlıyorum. Sağ bacağı kendime doğru toparladım. İyicene çekiyorum. Bu bacağı da öne doğru uzatıyorum. Gergin bir şekilde 10-12 saniye kalıyorum. Nefesi tutuyorum. Yavaşça nefesi bırakırken iyice rahatlıyorum. Sonra diğer bacağı unutmuyoruz. Sol bacağı karnıma doğru yavaşlana çektim. Basıyı yapıyorum. Stretching dediğimiz gerinme hareketleri. Bu parmağı da öne doğru uzatıyorum. Diğer bacağı da öne doğru gelmiş olurum. Bu şekilde kan sirkülasyonu ayak baş parmağı ucundan beynin en ücra köşesine doğru gidiyor. Tekrardan nefesi yavaşlana veriyorum. Rahatlıyorum. İki dizimi aynı anda karnıma doğru toparladım. Öne doğru hafifçe kalktım. Yataktan kalkarken. Evet. Şu pozisyonda bir 10 saniye kalıyorum. Tekrar nefesi yavaş yana bırakırken gevşiyorum. Son olarak iki bacağı yukarı doğru kaldırdım. Gergin arka grup kaslar gerilmiş oluyor. Bakın yapa yapa 57 yaşındayım ne kadar esnek olabiliyorum. Eğer bunları her gün yapmasaydım bu kadar rahat bu hareketi yapmazdım. Yine yavaş yana bırakıyorum. Bel ağrısı çekenler böyle tak diye kalkmak yok. Burada işiniz biter. Yine yan dönüyorum. Ana rahminde yatar gibi iki bacağımı yere koyuyorum. Tabanlarım yerde. İki avuç içimi yatağın kenarına koyuyorum. Tabanları yere bastırırken elimle beraber yukarı doğru omurgayı iyice çekebildiğim kadar çekiyorum. Bir 10-12 saniye burada kalıyorum. Tekrar kendimi bırakıyorum. Öne doğru yavaşça uzanıyorum. Avuç içlerimi yere doğru bırakıyorum. Çeneyi şöyle yukarı kaldırdığınız zaman boyun kasları da gerinmiş olacak. Şimdi buradan yavaşça kalkıyorum. Daha bitmedi. Sizi banyoya göndermedik. İki bacağımızı şöyle çıkabilir miyim? Bir iki harekette ayakta yapıyorsunuz. Esneyebildiğiniz kadar kalkın siz de. Ben yandan göstereyim. Arka grup kasları gerinsin diye iki elimi avuç içlerime yavaş yavaş uzanıyorum. Çok esnek olmayanlar dizlerine, daha esnek olanlar ayak bileğine, benim gibi esnek olanlar yere doğru koyabilir. Burada bir 10-12 saniye kalıyorum. Zorlanıyorsunuz. Şu arka grup kaslar iyice uzuyor. Yukarı doğru kalktım. Derin bir nefes alıyorum. Bırakıyorum. Sonra hafifçe şu iç kasları germek için bu tarafa doğru dizini kırdım. Haluk Bey biraz bu tarafa doğru dönebilir miyiz? Kamerada daha iyi gözüksün. Gergin vücut, bele yük bindirmiyorum. Sağ dizimi kırıyorum. İki elimi bu dizimin üzerine koyuyorum. Burası gergin. Yana doğru açın. Yine bir 8-10 saniye kalıyorum. Yukarı doğru nefes alıp yavaşça veriyorum. Diğer bacağı unutmuyoruz.
sol tarafa doğru uzanıyorum. Bu sefer sağ iç grup kasları geriyorum. İki dizimle buradayım. Çene hep karşıya bakıyor. 8-10 saniye duruyorum. Tekrar kalktım. Derin bir nefes aldım. Yavaşlığını bıraktım. İki bacağımı birleştirdim. Topuklar bitişik. Son ayakta bir hareket. Öne doğru yavaş yavaş uzanıyorum. Esnetme yok. Stretching'de, gerinme hareketlerinde uzanıyorum son noktada. İster ayak bileği, ister burası, ister yer. Orada yine bir 8-10 saniye kalıyorum. Böyle zorlamak yok. Yukarı doğru derin bir nefes aldım. Son olarak gardırop varsa ya da kapı eşiği varsa oraya doğru gidiyorum. İki elimi tutuyorum. Yukarı doğru kendimi gerebildiğim kadar geriyorum. Parmak uçlarını kaldırıyorum. Bırakıyorum. Bunun ne yararı var Ender Hocam? Siz gayet iyi biliyorsunuz. Eğer bunları yapmadan güne merhaba derseniz, bel, boyun, sırt ağrıları çekersiniz. Bunu yapmadan uyanamazsınız. Hele hele kışın yağmurlu, puslu, böyle bulutlu havalarda insanların yataktan çıkası gelmiyor. Uyanırsınız. Bunları her sabah yaptığınız zaman sadece kaslarınız değil, damar esnekliği de sağlanır. Damar esnekliğini sağlamamış bir insan kötü beslenmeden kaynaklanacak. Ufacık moleküllerin, modüllerin damarlara tıkamasına neden olur. Bir kas ne kadar çabuk uzayıp esneyebiliyorsa, damarlar da ne kadar esnek ise o kadar sağlıklı demektir. Her gün 3 ya da 5 dakika yapacağınız bu gerinme hareketleri size uzun ve kaliteli yaşam açısından büyük avantaj sağlayacak. Şimdi, kilo sorunu olanların metabolizmalarını hızlandıracak. Sizin sorunuzu da biz şimdi şöyle bir toparlayalım. Haluk Saçaklı çok önemli bir şey hatırlatıyor bize. Sabah yataktan böyle hazırlıksız pıt diye kalkmayın. Bir, ben dediklerini bir özetliyorum. Özellikle vücudun merkezi bölgesinde bir göllenme oluyor. İki, kaslar kısalıyor gece. Sabahleyin onları uzatıyor. Üç, eklemler ısınıyor. Eklemler de bütün gece hareketsiz kaldığı için dolayısıyla bütün vücutta ve de çok önemli bir şey söyledi, damarlar da esnetiyor, damarları da esnetiyorsunuz. Yani sabah güne iyi başlamak için, bu arada 5-6 kere kilit bir kelime kullandı. Hep çok dikkatli. Ne dedi? Hep esnemeyin yanında. Nefes. Nefes, nefes. O kadar önemli ki sabahleyin esneme, bedenimizi hissetme ve doğru ve güzel nefes almayla zaten güne olumlu başlıyorsunuz. Esasında sizin bu gösterdiğiniz hareketler çok dikkatli ve tam gösterdiğiniz şekilde itinayla yapılırsa bir açıdan fazla vakti, ısınma hareketlerine fazla vakti olmayanlar için de bir açı spora hazırlık hareketleri gibi de. Çünkü bütün kasları esnettiniz burada. Hocam çok iyi bir konuya değindi. Özür dilerim, kestim. Nefes alıp verme. Bu stretching'i yaptıktan sonra dili ve dişi fırçaladık. Sonra bir bardak su içip yemek borusunun içini temizledik. Sonra camı açacağız. Bir 10 kere diyafram kasını kullanarak gösterelim nasıl nefes alacağız. Alıp vereceğiz. Haydi hep beraber ekran başındakiler de sizler de. Nefes. Nefes alıp vermeyi bilmiyor. Hep göğüsten nefes alıp veriyoruz ve havayı buraya sıkıştırıyoruz. Önce karnımı havayla dolduracağım. Buradan yukarı doğru itiyorum. Çenemi yukarı doğru kaldırırken yüce Rabbim burnu nefes alıp verme, ağzı da yemek yiyip benim gibi böyle gevezelik yapmak için vermiş. Ağzı pek kullanmayacağız. Eğer hep ağzı kullanırsanız burundaki etler değil mi hocam zamanla büyür. Buradan artık hava giriş çıkışı peki, o kadar şöyle yapalım mı Haluk Hocam? Evet. Şimdi şöyle bir reklam arasına gireceğiz. Bir pencereyi açsınlar. Eve bir temiz hava girsin. Ondan sonra tekrar bir yüzünüzü yıkayın. Bir kendinize gelin. Hayattaki en önemli gıdamız nefes almakla ilgili çok önemli egzersiz gösterecek bize Haluk Saçaklı. Efendim şöyle derin bir nefes alın. Nefes alabilmek gibi güzel bir nimet var mı? Yok. Peki doğru nefes alabiliyor muyuz? Haluk Saçaklı'da söz. Evet. Nefes alıp verme. Günde 15 ile 20 milyar hücremiz ölüyor. İçeride korkunç bir toksin, bir çöp birikimi var. Bunu iyi bir nefes alıp verme, lenf dolaşım ile atabilme şansına sahibiz.
kilo sorunu olanlar daha hızlı yağ yakabilmek için yürürken de bu nefes alıp verme tekniğini ne kadar çok yaparlarsa o kadar hızlı yağ yakarlar. Çünkü depodaki yağları yakacak olan oksijen. Peki, hadi ben gösterelim. Size Kaz Dağları'na göndereyim. Oradaki oksijeni doğru nefes alıp vermeyle alamadığınız sürece hiçbir işe yaramaz. Tekrar söylüyorum, burundan alacağız 4 saniyede. 2 saniye tutacağız yukarıda. O anda bütün hücrelere oksijeni atabileceğiz. Yine verebiliyorsak burundan, veremiyorsak ağızdan nefesi vereceğiz. Kural. Önce karnımı burundan yavaşça nefes alarak şişiriyorum. Buradan yukarı attım. Çenemi yukarı doğru kaldırdım. 4 saniyede aldım bu havayı. 2 saniye tuttum. Yavaşça bırakırken küçülüyorum, nefesi burundan bırakıyorum, 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 bırakıyorum. Karnımı iyice içeri doğru çektim. Şimdi hiç konuşmadan beraber yapalım. Tuttum, bırakıyorum. İçeri. Bu şekilde karın kaslarınız her gün 30 kere yaptığınız zaman güçlenecek. Yürürken bir seferde mi 30 kere yoksa gün içerisinde sabah akşam mı yapılsın? Gün içerisinde aklınıza geldiğiniz kadarıyla bu tekrarı yapacaksınız. Hele hele yürürken bu nefes alıp vermeyi yaptığınız zaman daha hızlı yağ yakacağız. Akşama kadar kimse mekik yapamaz ama karından nefes alıp vermeyle karın kaslarını baklava dilimi gibi yapabilirsiniz. Görünüm güzelliğini de sağlayacaksınız. Metabolizması yavaş olanlar, çok önemli bir konuyu söylüyorum. Nefes alıp vermeyle günde 10 kere ama oturarak şu nefes alıp verme tekniği yapacak. Ender hocam buyurun. Oturuyoruz. Zor ama uyguladıktan sonra çok kolay. İlk kural aynı. Dik duruyoruz. Herkes otursun. İki elimizi koyuyoruz. Kambur durmak yok. Aynı şekilde burundan alıyorum. 4 saniyede karnımı şişirerek yukarı atacağım. 2 saniye değil. 18 saniye tutacağız. Korkmayın, bir şey olmaz. Sonra burundan değil ağızdan 8 saniyede nefesi yavaşça boşaltıp karnımı iyice içeri doğru çekerek küçülüyorum. Yapıyoruz. Hazır. Yukarı doğru elleri kaldırıyorum. İsterseniz ben yapayım. Siz benim üstümde göster. Hem konuşup hem nefes tutamazsınız çünkü. Evet hocam. Karnı şişiriyoruz. 4 saniyede burundan alıyoruz. Yukarı doğru yukarı doğru uzadık. Tutuyoruz. 16 saniye. Dayanın. 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi yavaşça ağızdan nefesi 8 saniyede bırakıyorum hocam. Bırakın, küçülün, 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 küçülün. 7 ve 8. Çok güzel. Günde 10 kere, kolay değil, başınız dönecek. 10 kere yaptığınız zaman metabolizmayı az da olsa hızlandırabilme şansına sahipsiniz. Bunun başka faydaları da var. Bu esasında bir yoga nefes tekniğidir veya ona çok benziyor. Tabii kendisi spor konusunda üniversite mezunu olduğu için sporcularda nefes teknikleri de çalıştırılıyor. Bu aynı zamanda sinirlere hakim olmayı, sabretmeyi, bedenin zihne hükmetmesini de arttırır. Özellikle sabırsız olanlar, aceleci olanlar, çok konuşup iyi nefes alamayanlar. Bir kere daha Haluk Hoca göstersin. Çok önemli. En önemli gıdamız nefes. Evet. Tekrardan oturduk. İki eli koydum. Şimdi elleri yukarı doğru kaldıracağım. Uzayacağım yukarı doğru. Normal nefes alıp verme, metabolizma hızlandırma değil. Hadi burundan yukarı doğru alıyorum. Yukarı doğru havayı tuttum. Şimdi havayı karnıma doğru yavaşça bırakıyorum. Burundan bırakın, 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 bırakın. Karnınıza doğru havayı sıkıştırın, sıkıştırın, sıkıştırın. Çok güzel. Tekrardan yukarı doğru havayı yukarı doğru alıyorum. İki avucumun içerisinde tutuyorum. Hissedin. O havayı karnıma doğru yavaşça çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum karnımı. İyice küçüldüm, küçüldüm, küçüldüm. Bir 10 kere ya da 30 kere yaptığınız zaman camı açacaksınız temiz bir havada. Size o kadar mutluluk katacak ki. Kesinlikle. İnsan susuz birkaç gün ama nefes alıp vermeden birkaç dakika yaşayabilir. Anladım. Uzun yaşam, kaliteli yaşam yollarını doğru nefes alıp verme tekniğine yakalayacaksınız. Peki Haluk Hocam, evet. Şimdi şu
göbek ve beli inceltmek için bir hareket gösterelim. Önce masa başında göğüsler, kadınlar göğüsleri sarkabilir. Kilo verdikçe her kiloda 20'şer gram göğüslerinizden yağ çözülür. Eğer göğsü tutan kasınız yok, alttaki şu kasları güçlendirmediğimiz sürece sarkar. Masa başındasınız, televizyon başındasınız ya da çalışıyorsunuz, bilgisayar başındasınız. İki avucu yan yana getirdim. Sıkı cana. Parmaklar açık evet. mı böyle kapalı mı? Kapalı fark etmez. Evet. 6 saniye bastırıyorum. Bastırın, bastırın. Nereler geriliyor? Göğüs, yine omuz başı kasları. Bıraktım. 10 kere tekrardan bastırdım. 6 saniye sıkı bastırarak bıraktım. Sayı 10 kere. Bu sefer 2 parmaklarımı bu şekilde kenetledim. Çekerek, 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 çekerek yine bir 6 saniye bırakıyorum. 10 kere de bu. Göğüs kaslarını güçlendiriyor. Hele hele ofiste çalışanlar ise iş başında çalışanların beyne daha çok kan ve oksijen gittiği için daha dingin çalışmasına da katkı sağlıyor. Gelelim karınlar için. Karnımızı tuttuk. Karnımı şişiriyorum. Nefesteki gibi yavaş yana içeri doğru çekiyorum. Havayı aldım. Karnımı iyice şişirdim. Bütün gücümüzle mi içeri çekiyoruz? Evet. Şimdi havayı bırakırken karnımı içeri doğru çekiyorum. 30 kere. Kilo verirken kalça da sarkma riski var. Oturduğumuz yerde iki elimi dizime koydum. Kalça kaslarını sıkıyorum. 6 saniye hissedin. Bırakın yavaşça. Tekrar dikildim. Bayağı kuvvetli sıktım, sıkıyoruz değil mi? Sıkın sıkın. Popo kaslarınız evet, yani evet. Poponuzu iyice sıkın, sıkın diyor kalça kaslarınızı. Yavaş yana bıraktık. Havlular var hocam. Evde hepimizin havlusu var. Terabant olmayabilir. Şöyle tuttuk. Sardım bunları. Evet. Kaldırdım. Dışa doğru çekiyorum. Bir 10 saniye. Çekin, çekin, çekin. Bak atkılar bile işe yarıyor. Nereler geriliyor? Göğüs, yine omuz başı ve sırt kasları. 10 tekrar her gün yapmanızı istiyorum. Tekrar bunu bağladım. Şu arkadan yukarı doğru çekiyorum. Şuradan gösteriyorum yandan. Sırt kaslarını yine omuz başı kaslarını geriyorum. Aynısını diğer tarafa yapmayı unutmuyoruz. Havluları kirleteceğiz ama olsun. Şöyle dıştan bastım hocam. Şu biceps dediğimiz üst ön kol kasını da güçlendirelim. Yukarı doğru çekiyorum. Hep bir 10 saniye direnç. 10 saniye. Bırakıyorum. Her gün bir 10 tekrar haftada 3 gün yaptığınız zaman kuvvet gelişimi 2-3 hafta sonra kendini gösterir. Kadınlar 12 ile 24 hafta içerisinde anlamlı bir şekilde yine gelişecek. Aynı hareketi ters tarafa yapıyorum. Bastım. Üst kol gövdeme yapıştı. Yukarı doğru kuvvetlice çekiyorum. Bir 10 saniye tutuyorum. En büyük sorunu siz kadınların şu arka kol, triceps dediğimiz. Onu da unutmayacağız. İyi de bizi sırf kadınlar seyretmiyor Haluk Hocam. Bizi erkekler de çok seyrediyor. Birazdan su şişeleriyle de onları da evet, unutmadık. Göğsüme koydum. Bunu yukarı doğru çekiyorum. Hissedin şu arka kolun gerildiğini. Terabantla çok daha iyi olur. Aynısını ters bağladım. Buradan yukarı doğru uzatabildiğim kadar şu arka grup kası gerilmiş oluyor. Bırakıyorum yavaşça. Direnç çalışmasının önemini bahsettim hocam. Kalkıyoruz. İlla dumbbell olacak değil. Eğer kuvvet çalışması yapmıyorsanız en büyük hatamız sadece yürürüz. Yürüdüğünüz sürece ömür boyu düzenli yürüseniz bile 60 yaşına geldiğiniz zaman hiç egzersiz yapmayan kişiler kadar bir takım olumsuz etkiler karşınıza çıkar. Yani postürel bozukluklar. Ama haftada 2 ya da 3 gün 10 dakikadan haftada 20 ya da 30 dakika direnç çalışması yaptığınız zaman çok daha sağlıklı olacaksınız. Yürürken, tempolu yürürken bile dakikada bir kalori harcarken, direnç çalışması yaparken 1,5 ile 1,8 kalori yakarsınız.
30 yaşında falan kaslar eriyor. Kullanmaya kullanmaya erirken bir de direnç çalışması yapmadan sadece diyetle zayıflarsanız ben hep şunu benzetirim. Ülkenin ekonomisi nasıl fabrikalar bağlısı, fabrikalar kapandıkça ekonomi olumsuzluğa gidiyorsa kaslar eridikçe hızlı kilo vereniz, verdiğimiz kilolar hızla geri döner. Evet. Dumbbell çalışması ya da su şişeleriyle bir kere postural durumumuz çok önemli. İki ayak omuz genişliğinde açık, dik duruyorum, boyun yandan gösteriyorum, ne önde ne geride. Dirsek ve diz eklemleri gergin değil, hafif 15 derece kırık. İki kürek kemiğimi geriye doğru getiriyorum, sabitliyorum, hafif çene kırdım. Bilek de kilitli, karnımı içeri doğru çekiyorum, yukarı doğru omuzumu alıyorum. Bu pozisyonumuz bu. Böyle bir direnç çalışması olmaz, bele yük bindirebiliriz. Hocam aldık bunları, yandan gösteriyorum. Ayaklar omuz genişliğinde açık, pozisyonumu aldım. Şu şekilde üst kol gövdeye birleşti. 2 saniyede kaldırdım, 4 saniyede aşağı indirdim. İndirirken hep acele edilir, o büyük bir yanlış. Evet, kontra kaslar çalışmaz. O zaman arka grup kasları boşu boşuna çalıştırmamış oluruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hatta böyle aşama yaparsanız daha iyi. Kaç tekrarla yapacağız? İki tip çalışma var hocam. Çok iyi biliyorsunuz. Bir tekrarlı, iki ya da üst setli, 8-12 tekrarlı. Ama bu en az düzenli egzersiz yapanlar 30 ile 50 dakika olur. Altyapısı iyi olmayanlar için tek tekrarlı yanıncaya kadar yapmaları daha iyi. Hem zamandan tasarruf edersiniz hem de ilk 2-3 haftada çok tekrarlı set sayıları yapanların zaman kuvvet gelişimi daha iyi olur. Yanıncaya kadar herkese farklı. 1, 2, nefesi dumbbell'ı indirirken bırakıyorum. Nefesi aldım, yavaşça bırakıyorum. Yanma noktasını hissettiğiniz andan itibaren 2 ya da 3 tekrar yapın. Ağırlıklar ne kadar olmalı? Bir ağırlığı 12 tekrarlarda kas yorulmuyorsa ağırlığı arttırabilirsiniz. Ama en 1 litreden 1,5 litreden ağır bir şeyle başlamamak lazım. Peki.